Değerli izleyiciler, CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Hakan Çelik. Bugün önemli bir yayın gerçekleştiriyoruz. Şu anda Milli Savunma Bakanlığı'ndayım, Ankara'da. Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları, bir taraftan milli ve yerli kaynaklarla geliştirilen silah sistemleri, savunma teknolojilerindeki yeni kırılımlar, yeni paradigmalar, Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerinde özellikle tabii güvenlik boyutundan bahsediyorum. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO üyeleri, Türkiye NATO'nun önemli bir üyesi, çok köklü üyelerinden bir tanesi. Diğer taraftan tabii terörle mücadele sürecinde Türkiye'nin zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri ile ve diğer bazı NATO üyeleriyle farklı bazı pozisyonlarda olduğunu gördük. Bütün bu konuları ve daha farklı yeni gelişmeleri, önemli ve kritik konuları konuşacağız. Sayın Bakan burada, Sayın Yaşar Güler'le birlikteyiz, Milli Savunma Bakanı. Efendim hoş geldiniz CNN Türk yayınına. Çok teşekkür ederim bu yayını kabul ettiğiniz ve bizimle birlikte olduğunuz için. Estağfurullah Hakan Bey, ben teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için sizinle de bu programı yapmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu da ifade etmek isterim. Çok teşekkürler. Şimdi efendim çok konumuz var ve oradan başlayalım. Tabii şimdi Türkiye'nin maalesef içinde bulunduğu coğrafyada uzunca bir süredir bir terörle mücadele gerçeğimiz var. Ve Türkiye birden fazla terör örgütüyle eş zamanlı olarak mücadele veren belki de dünyada çok az sayıda ülkeden biri. Bunun tabii çok ağır bir getirdiği bir maliyet var. Çok sayıda şehit verdik bugüne kadar. İnsan kaynağı kaybettik ve bir ekonomik faturası çıktı. Terörle mücadeledeki güncel gelişmeleri ben farklı boyutlarla size sormak istiyorum. İşin bir komşularla ilgili tarafı var. Çünkü Suriye'de ve Irak'ta evet. Ve yer yerde İran sınırımızdan kaynaklanan bir istikrarsızlıkla karşı karşıyayız. Diğer taraftan az önce söylediğim gibi NATO'nun bazı üyelerinin Türkiye'nin istek ve beklentilerine yanıt vermediği bir süreç yaşadık geride bıraktığımız dönemde. Şimdi kritik bir ziyaret gerçekleştirildi Irak'a ve Irak Türkiye'nin terörle mücadelesindeki çok önemli coğrafyalardan biri. Bizim çok uzun bir kara sınırımız var. Hem Suriye hem Irak'la. Irak'ın son aldığı karar terörle mücadele konusunda Türkiye'nin istek ve beklentilerine yanıt verecek durumda mı? Yani yasaklı örgüt listesi, terör örgütü, burada bir takım farklı kavramlar da var. Biz ne talep ediyorduk? Irak bu taleplerimizden hangisine yanıt verebildi? Oradan başlayalım isterseniz. Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Tabii biz Irak tabii tarihi komşumuz. Yani yüzyıllardır beraberiz, yüzyıllar daha aynı şekilde devam edeceğiz. Her zaman iyi ilişkileri sürdürmek gayretindeyiz. Bütün komşularımızla, bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne, hudutlarına saygımız sonsuz. Tabii biz fakat ne yazık ki bu PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyine geldi, yerleşti ve yıllardır burada faaliyetlerini kendi başına sürdürüyor. Hiç karışan yok. Bizden başka buna rahatsızlık duyan da yok. Ve biz sonunda ne yaptık? Artık dedik ki yani biz adam geliyor her gün hudutlarını geçiyor, karakoluna saldırıyor, üst bölgene saldırıyor, yerele saldırıyor, halklara saldırıyor. Onun için dedik ki biz artık bu terörü kaynağında tüketeceğiz. Ara ara gelip yaptığımız operasyonlara da son vererek dedik ki sürekli operasyon yapacağız. Ve nitekim hakikaten son yıllarda bu esaslar doğrultusunda devam ediyoruz. Mesela PKK Irak'ta 800 tane köyü boşaltmış durumda. Buradaki sivil insanlar yıllardır perişan durumda. Adamlar kendi topraklarını terk ettiler. Fakat bundan kimse rahatsızlık duymuyor. Biz duyuyoruz ama. 19 Aralık'ta ilk toplantıyı yapmıştık Irak'la Türkiye'de. Ve daha sonra işte 14 Mart'ta ikinci toplantıya Bağdat'a gittik. Ve en sonunda da 22 Nisan'da da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında işte uzun bir aradan sonra ilk defa çok ciddi bir toplantılar serisi yapıldı. Şimdi Irak'ta tabii şöyle bir değişiklik oldu. Biz de memnunuz. Ne dedi? Yıllardır bütün Avrupa'nın, Amerika'nın ve dün Avustralya'nın dahi terör örgütü dediği PKK'ya Iraklı komşularımız hiçbir şey demiyor. Ve biz özellikle bu 19 Aralık toplantısında buna çok ısrarcı olduk. Yani bu şekilde biz bu toplantıları, görüşmeleri sürdüremeyiz dedik. Yani sen kardeşim adama terör örgütü demiyorsun. Ben senden terörü konuşmak istiyorum.
Onlara da teşekkür ediyoruz tabii. Onlar için de zor bir ortam aslında. Bunu da anlıyoruz, anlayışla karşılıyoruz. Ve bu gittiğimizde işte 14 Mart toplantısında buna yasaklanmış örgüt ifadesini Iraklı dostlarımız kabul ettiler. Kendileri ifade ettiler tabii. Aslında biz tabii terörist denmesinde ısrarcıyız. O ayrı bir şey. Terör örgütü diye terör ifade edilmesi. Terör örgütü. Evet. Bu buraya doğru gelebilecekler mi? Biz yani bir adım daha atılacak gibi. Gelebileceklerine ben şahsen inanıyorum. Nasıl bir fark yaratır? Yani yasaklı örgüt ve terör örgütü kavramları Irak anayasası ve hukuku bakımından bizim beklentilerimiz ölçeğinde nasıl bir tutum farkı ortaya koyuyor? Yani şu anda tabii oradaki Iraklı dostlarımızın mesela Irak kuzeyindeki hudutlardaki karakollardan onlar sorumlu. Irak ordusu sorumlu. Ve bu mesela toplantıdan sonra oralardaki faaliyetlerinde daha büyük bir ciddiyet başladı. Bizle daha sık koordine ediyorlar, peşmergelerle koordine ediliyor ve oradaki faaliyetler daha bir ciddi olarak yani hem Irak hem KDP peşmerge hem de bizim silahlı kuvvetlerimiz arasında daha uygun bir ortamda yürütülmeye başlandı. Bundan biz de büyük bir memnuniyet duyuyoruz ve inanıyoruz ki Iraklı dostlarımız çok yakın bir zaman sonra çok daha mutlu olacaklar. Kendi vatandaşlarına karşı görevlerini yapmış olmanın huzurunu duyacaklar. Dolayısıyla tabii ki terör örgütü dedikleri zaman da tabii sorumlulukları biraz daha büyüyecek. Mesela şu anda Süleymaniye'de PKK terör örgütü elini kolunu sallayarak dolaşıyor. KYB'nin sorumluluğundaki evet, alanda. Evet, dolaşıyor, faaliyet yapıyor, eğitim yapıyor. Kimsenin bir şey dediği yok. Halen devam ediyor evet, şu anda. Evet. Peki efendim buradan CNN Türk yayınından bu tespiti yaptıktan sonra KYB'ye bir son çağrı, bir uyarı niteliğinde ne söylemek istersiniz? Şimdi tabii ki biz aslında KYB'ye, oradaki yöneticilerin hepsine her defasında söylüyoruz. En son toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız açık açık ifade ettiler. Yani bu işlerden vazgeçin. Gelin orada huzur içinde yaşamak istiyorsanız bu terör örgütünden kendinizi kurtarın. Onlardan arının. Kendiniz orada kendi insanlarınızla beraber huzur içerisinde yaşamak için yeni bir fırsat, yeni bir ortam yaratın. Ve biz de buna yardımcı olalım. Benim söylemek istediğim bu. Bu durumun yani Türkiye'nin istek, beklenti ve ifade ettiğiniz haklı taleplerinin karşılanmaması durumunda Türkiye yeni bir takım seçenekleri bu noktada bir aksiyon olarak masada tutmakta mıdır efendim KYB elbette noktasında? Elbette ki. Tedbirlerin hepsi masada duruyor. Evet. Efendim bir taraftan da bu son dönemde Türkiye'nin olası zaten uzun süredir devam etmekte olan zaman zaman ihtiyaç söz konusu olduğunda devam eden sınır ötesi güvenlik operasyonları, terörle mücadele operasyonları devam etmekte. Bir süredir de olası bir terörle mücadelede yeni bir sınır ötesi operasyon değerlendirilmekte, kamuoyunun gündemine geldi. Bu konuyla ilgili acaba son durum, son hazırlıklar nedir? Hangi noktada adımlar atılabilir? Kapsamı ve içeriği ne olabilir? Yani terörle mücadele, teröristle mücadele esaslarımızı değiştirdik. Teröristi kaynağında yok etme stratejisiyle mücadele ediyoruz. Biz şimdi Irak kuzeyinde 5-6 senedir oradayız ve artık örgüt yıllardır rahat huzur içinde yaşadığı yerleri terk ederek artık güneye doğru çekilmek zorunda. Şimdi biz de adamı kaynağında tüketeceğiz diyoruz ama adam aşağı doğru kayıyor. Karşı taraftan da buna bir herhangi bir etki yok, bir faaliyet gösterilmiyor. O zaman biz ne gerekiyorsa tabii ki yapmak zorundayız ve yapacağız. Efendim bir taraftan da zaman zaman girişimler düzeyinde veya bir takım araçlar, gereçler yakalanıyor. PKK'nın öteden beri bir tür hava gücü kurmaya çalıştığına dönük kaygılar ve endişeler ve bazı bilgiler, görüntüler paylaşılıyordu. Bir takım girişimler de oluyor. Bu yönde Türkiye'nin bir hazırlığı, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir hazırlığı var mı? Ve bu noktada müttefiklerden, ABD ve diğer bazı müttefiklerden araç, gereç ve mühimmat desteği alıyorlar mı? Özellikle hava gücü oluşturma noktasında. Bu ciddi bir risk olma noktasına geldi mi? Şimdi şu ana kadar yani bu bağlamda çok
bizi rahatsız eden bir durum yok. Hava gücüyle ilgili soruyorsunuz. Evet, onu hava gücüyle ilgili. Tabii ki böyle bir şeyi aslında PKK'dan ayrı bir güçmüş gibi olduğunu iddia eden dostlarımız da var tabii. Ve bunlar, efendim biz PKK'ya böyle bir şey vermiyoruz. Aslında biz bu taraftaki ondan hiç ilgisi olmayan YPG'ye veriyoruz. Ne veriyorsunuz? İşte nitekim kendi kendilerine yakalandılar. Geldiler, onlara eğitim verdiği, onları pilot olarak kullandıkları, YPG'lilerin kullandığı iki tane helikopter geldi, çarpıştılar, düştüler ve hepsi de öldüler. Şimdi bu gösteriyor ki bir kere böyle bir faaliyetleri var. Ama bu iki helikopterin düşmesinden sonra büyük bir ihtimalle biraz ara verdiler veya başka bir şekilde bir faaliyet yürütüyorlar. Ama böyle bir şeyi akıllarından geçirdiği kesin. Efendim, Türkiye sınırları içinde zaman zaman işte şu kadar terörist kaldı, silahlı unsur kaldı gibi sayısal veriler de ortaya konuyor. Türkiye içindeki terörle mücadelede ne noktaya gelindi? Şimdi PKK terörüne dönük olarak söylüyorum daha çok. Hakan Bey, yani buna şöyle bakmakta yarar var. Bugün Türkiye en yoğun, yani tarihimizdeki en yoğun petrol kuyusunu Gabar'da açtık. Ve bugün Allah'a şükür 40 bin günde 40 bin varili geçtik. 44 bine falan yaklaşıyoruz. İnşallah yıl sonunda Enerji Bakanlığımızın çok ciddi gayretleriyle 100 bin varili geçeceğiz. Şimdi eğer bugün Gabar'da biz bu 44 bin varil petrolü çıkarabiliyorsak 24 saat çalışarak, efendim Hakkari'nin yaylalarında turistleri ağırlayabiliyorsak, Hakkari'nin yaylalarında festivaller yapabiliyorsak, herhalde bunun bir mesaj olması lazım. Allah'a şükür, yani artık PKK teröründen yurt içinde bahsetmememiz gerekir diye düşünüyorum. Yani neredeyse tükenme aşamasına geldiği söylenebilir mi silahlı güçler anlamında? Hakan Bey, yani bu tabii bir kişi, yarın bir kişi çıkar, efendim ben PKK'lıyım, PKK'lı var, yok ama iş eylem yapamamaları, eylem koyamamaları. Onun dışında bir tehlike yok. Evet. Efendim, işin yani komşularla ilgili boyutunun yanı sıra Türkiye'nin müttefikleri, NATO müttefiklerinin PKK terör örgütünün uzantılarına dönük tutumları. Bu konuda Türkiye'nin istek ve beklentilerine yaklaştılar mı? Çünkü yani tırlarca silah geride bıraktığımız dönemde kimi zaman ekonomik faaliyetler, belli noktalarda politik angajmanlar Avrupa Birliği'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, müttefiklerimizin tutumu teröre yönelik olarak ne durumda şu anda? Şimdi açıkçası müttefiklerimizle yani bu konuda anlaşamıyoruz. Hala? Anlaşamıyoruz. Şöyle anlaşamıyoruz. Yani müttefiklerimiz, efendim biz DAEŞ'le mücadele kapsamında işte buradaki silahlı güçlere destek oluyoruz diyor. Biz diyoruz ki senin silahlı güç dediğin kardeşim PKK'nın kendisi. Efendim bunun PKK ile ilgisi yok. Sen öyle diyorsun da adamın kendisi demiyor. Adam kendisi diyor ki kardeşim ben PKK'nın bir türeviyim. Tabii ki bu şekilde yani bunun götürülmesi mümkün değil. Biz de dostlarımıza şunu rica ediyoruz ya. Eğer sen bunlara destek oluyorsan kardeşim destek oluyorum de. Ama ben destek olmuyorum deyip de yani bizim aklımızla dalga geçme. Herkes görüyor. Adamı iki günde bir adam teslim oluyor. Geliyor adam diyor ki efendim ben düne kadar Irak'ta Gara bölgesinde çalışıyordum. Geçen ay beni buraya gönderdiler. Veyahut oradaki adam geliyor teslim oluyor diyor ki ben düne kadar Haseke'de diyor çalışıyordum. Geçen ay beni diyor buradaki Gara'daki çok adam kaybedince bizi bu tarafa doğru gönderdiler. Şimdi burada faaliyetlerimizi burada sürdürüyoruz. Yani böyle bir şey kabul edilebilir mi? Yani samimi olarak dostlarımızın samimi olarak bu destekten vazgeçmeleri gerekiyor. Eğer amaçları gerçekten DAEŞ'le mücadele ise zaten DAEŞ'le mücadeleyi en sağlam şekilde yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Bunu bütün dünya kamuoyuna defalarca söyledik. Yani bu Fırat Kalkanı Harekatı'nda göğüs göğüse DAEŞ'la tek bugüne kadar mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisidir. Yaklaşık
4000'e yakın DAEŞ'lı teröristi orada etkisiz hale getirdik ve Suriye'de DAEŞ'in adı bitti. Bildiğiniz gibi ondan sonra hepsi Irak'a doğru kaçtılar ve işte o Musul hadiseleri bilmem ne peş peşe onlar gittiler. Yani dolayısıyla bugün dahi eğer siz DAEŞ'le mücadele etmek istiyorsanız kardeşim biz sizinle beraber DAEŞ'le mücadele etmeye hazırız diyoruz. Ama tabii ki anlıyoruz ki dert o değil. Efendim Türkiye yeterince anlatamadı mı acaba DAEŞ'le en etkili mücadele eden ülkelerden biri olduğunu? Çünkü zaman zaman yani daha kısa bir süre öncesine kadar sanki Türkiye mücadele etmiyor da hatta bir takım işleri kolaylaştırıyormuşçasına bazı algılar ortaya atılmaya çalışılmıştı. Bu konuda daha etkin bir iletişime mi ihtiyaç var, diplomatik gayretlere mi ihtiyaç var acaba? Yani Hakan Bey, konuştuğumuz lisan bütün dünyanın anladığı bir lisan. Onlar da bizim yanımızdaki komşuyla da konuşuyorlar. Onlar anlayabiliyorlar veya yani söylediğimiz aynı şey. İşte durup dururken Suriye'deki DAEŞ tehdidi birdenbire nasıl bitti acaba? Onlar mı bitirdi? Yok ki onlarda göğüs göğüse muharebe eden yok. Türkiye'den başka? Yok. Efendim Türkiye'nin özellikle Suriye'de sınır ötesi en az üç büyük terör operasyonu ve geniş kapsamlı harekatlar icra edildi. Ve çok da kritik zamanlarda üstelik. Bu operasyonlar neticesinde bugün itibariyle PKK'nın Suriye'de ağırlıklı olarak bir terör garnizon devleti kurması, PKK ve uzantılarının ihtimali hala var mıdır? Yoksa bütünüyle ortadan kalktığı değerlendirilebilir mi bu riskin ve bu tehlikenin? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu operasyonları sonrasında. Şimdi tabii bizim Suriye'deki asıl operasyon yapmamızın ana amacı bildiğiniz gibi hudutlarımızı ileriden koruyabilmek. Çünkü biz bu faaliyete başlamadan önce inanın bana Hatay'da, Kilis'te kendi bağına, bahçesine, kendi tarlasına bizim vatandaşımız gidemez olmuştu. Her gün roket atarlar, her gün havan saldırıları, adamın bahçesini yakıyor, tarlasını yakıyor. Katuşalar düşüyor. Katuşalar geliyor. 100 küsur tane kaybımız oldu. Bildiğiniz gibi orada bombalı patlamalar oldu. Dünya kadar insanımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Amin. Ve biz durup dururken bu kararı almadık. Türkiye sadece kendi vatandaşlarını ve sınırlarını koruyabilmek için biz bu faaliyetlere başladık. Ve bugün Allah'a şükür yani hudutlarımızda vatandaşlarımızın böyle bir sorunu kalmadı. Güvenlikle ilgili bir sorunu kalmadı. Efendim öbür tarafta efendim o PKK orada bir herhangi bir şey yapabilir mi? Yani şu anda biz bugüne kadar böyle bir şeye müsaade etmedik. Yani bundan sonra da müsaade etmemiz diye bir şey söz konusu olamaz. Yani batılı ülkelerin bütün ajandaları, yani, plan ve hedefleri ne olursa olsun öyle mi efendim? Türkiye evet. Sınır ötesinde yani, kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmeyiz ve gereğini de yaparız. Eğer onlar da orada bizim Türkiye gibi yani 100 yıldır buradayız, 100 yıllar daha kalacağız. Onlar da orada kalacaksa o zaman bu şekilde devam ederiz. Ama bir gün bırakıp onları gidecekler. Gittikten sonra da onlarla görüşeceğiz. Önemli efendim söyledikleriniz. Zira Türkiye kamuoyunda da şöyle bir şey var. Yani on binlerce kilometre öteden buraya neden bir takım ülkeler evet. gelip asker konuşlandırıyorlar? Evet. Yani güvenlik operasyonlarını gerekçe gösteriyorlar. Terör tehdidini ortaya koyuyorlardı bugüne kadar ama acaba yine bu güncel bir konu olduğu için Amerika Birleşik Devletleri askerlerine şimdi seçime de az bir zaman kaldı Amerika'da. Suriye'den çekilmesi durumunda Türkiye'nin güvenliği bakımından bu nasıl bir durum yaratır? Nasıl bir ortam oluşturur? Gitmeleri veya kalmalarını değerlendirecek olursanız eğer. Yani Suriye ile ilgili bizim Türkiye olarak görüşlerimiz çok açık şekilde politikamız belli. Yani Suriye rejiminden beklentilerimiz var. Anayasayı kabul edecek, serbest seçimler yapılacak. Orada hükümet kim kazanırsa biz ona saygı göstereceğiz. Bir müddet sonra gerekirse biz buradan çıkacağız. O da rejim olarak kendi ülkesindeki güvenliği sağlayacak. Tutumumuz bu. Bizim bu tabii ki bu. Efendim,
politik görüşmeler, yani bir taraftan Ankara ve Şam diye ifade edeyim ben, bu yönde bir irade de ortaya koymuştur son süreçte. Evet. Ama bunun ötesinde soracağım, yani askerler arasında veya savunma bürokrasisi arasındaki temaslar ne durumdadır merkezi yönetimle? Açık kanallı görüşmeler, temaslar devam etmekte mi? Özellikle ülkenin toprak bütünlüğü ve terörle mücadele noktasında. Yani bir kere ülkenin sınırlarına saygı, toprak bütünlüğüne saygı bizim her komşumuz için kesinlikle geçerli. Tabii ki biz görüşüyoruz. Ne zaman görüşüyoruz? İşte Astana görüşmeleri var bildiğiniz evet. gibi. Orada görüşüyoruz. Ve bizim söylediklerimiz aslında çok açık ve net. Yani bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin petrolünde gözümüz yok, gazında gözümüz yok. Biz açık açık diyoruz ki, arkadaş, devlet olarak anayasanı kabul et, hazırlanmış bir anayasa var. Anayasayı kabul et. Oyla, seçimlere git, kazan. Sen kazanırsan sen veya kim kazanırsa onunla biz oturup rahatlıkla görüşebiliriz diyoruz. Efendim, terörle mücadele noktasında kısa bir süre önce geride bıraktığımız dönemde üzücü hadiseler yaşanınca, bir takım baskınlar neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını şehit düşünce, kamuoyunda acaba yeni bir paradigmaya mı geçmek lazım? Karakolların konumuyla ilgili bir durumu yaratmak lazım? Daha mı az karakol veya daha az bir birlik mi bulundurmak gerekir gibi farklı değerlendirmeler ve görüşler ortaya atıldı. Terörle mücadelenin ve tehdidin zaman zaman değişmekte olan nitelikleri düşünülecek olursa, Türkiye'nin bu konuda yeni bir görüşü, yeni bir tutumu var mı? Yeni bir hazırlığı var mı acaba paylaşabileceğiniz? Şimdi tabii ki biz yani yıllardır terörle mücadele ediyoruz Hakan Bey. Artı hudutlarımızı koruyoruz. Dünyadaki barışı destekleme harekatlarının hemen hemen hepsine iştirak ediyoruz. Yani biz ordumuzun ne olduğunu, ordumuzdaki bizim eğitim seviyemizi, hava kuvvetlerimizde, deniz kuvvetlerimizde, kara kuvvetlerimizde, komandolarımızın, özel kuvvetlerimizin eğitim seviyelerinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Hiçbir endişemiz yok. Kazalar olabilir. O tabii ki oradaki, yani bu oradaki şartları yaşamak, bilmek gerekiyor. Ama tabii bu bizim için bir mazeret değil. Biz işimizi yapacağız. Her halükarda yapacağız ve bunu başaracağız. Ve başarıyoruz. Hiç kimsenin endişe olmasın. Ama biz silahlı kuvvetlerimizi en kötü şartlara göre yetiştiriyoruz. Her bir personelimizi. Yani bizim bütün eğitim merkezlerimiz açık. Arzu eden her arkadaşımız gelip orada nasıl eğitim yaptırıyoruz, neler yaptırıyoruz, nasıl hazırlıyoruz. Üst bölgelerimiz açık. Kimseden saklımız gizlimiz yok. Gelin görün. Oradaki insanlarımızı biz nasıl yaşatmaya çalışıyoruz? Oralarda onların emniyetini nasıl sağlamaya çalışıyoruz? Orada onların faaliyetlerini nasıl destekliyoruz? Bunların hepsi açık. Hiçbir endişemiz yok. Ve her geçen gün üstüne koyarak bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu PKK terör örgütünü mutlak surette bitireceğiz. Onlar için en kolay iş gelip Türk hukukuna, adaletine teslim olmaktır. Bunda hiçbir, bu sondan başka bir son yok. Efendim, İran Türkiye ile genel olarak iyi ilişkilere sahip olan bir ülke, bir komşumuz olmakla beraber evet. zaman zaman Türkiye'nin PKK uzantıları noktasında beklentilerine yanıt vermeyen bir ülke olarak görülüyor, değerlendiriliyor. İşte PEJAK, PKK meseleleri var. Bir ikircikli tutum içinde midir İran ve Türkiye'yi rahatsız eden bir pozisyon var mı şu an İran noktasında değerlendirirsek? Terörle mücadele için soruyorum bunu. Evet, terörle mücadele konusunda tabii biz şimdi hem İran sınırında, hem Irak sınırında, hem Suriye sınırında, 3 sınırda da terörle mücadele ediyoruz. Ne yazık ki. İran sınırında yani PKK'lıyla orada mücadele ediyoruz. Sınırı geçiyor ve karşıya kaçıyor. İranlı dostlarımızla konuşuyoruz. Ya bak kardeşim, şu noktadan karşıya geçtiler, şuraya gittiler. Takip ediyoruz çünkü İHA'mızla, SİHA'mızla görebiliyoruz. Bakıyoruz, şuraya gittiler, şimdi oradalar. İranlı dostlarımızdan bize cevap geliyor. Efendim, biz oraya baktık, orada hiç kimse yok. Yani tabii bu hoş bir yaklaşım değil. Hoş bir yaklaşım değil. Tabii ki rahatsızız. İranlı dostlarımızla bunu da sık sık görüşüyoruz.
Ama onlar her seferinde olumlu yaklaşıyor ama biz netice alamıyoruz. Anlıyorum. Efendim bir taraftan da sınır güvenliği bu bahisteki son konum olacak. Bu sınır güvenliği meselesi Türkiye maalesef dünyada en fazla göç alan ülkelerden biri durumunda. Özellikle işte yanı başımızdaki coğrafyanın istikrarsızlığı sebebiyle kaynaklandığı değerlendiriliyor özellikle. Ama başka yerlerden de göçler var. Sınırı fiziki sınırlarını Türkiye Cumhuriyeti'nin geçerek Türkiye'nin farklı illerine giden insanları engelleme noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Hudut Birlikleri'nin, Milli Savunma Bakanlığı'nın fiziki hazırlığı, altyapısı yeterli midir? Hudut güvenliği bu boyutuyla sağlanmış mıdır bugün itibariyle? Çünkü çok ciddi adımlar atıldığını da gördük. Çok. Yani fiziki olarak çok şey yapıldı. Ama bunlar acaba yeterli oldu mu? Çünkü göç meselesi hakikaten ciddi bir sorun. Birçok boyutu var. Kesinlikle. Evet, Hakan Bey teşekkür ederim. Yani ben kısaca şunu söylemek istiyorum. Hudutlarımızla ilgili bu hudut güvenlik sistemlerimizi bitirdiğimiz, yani Suriye hududumuz örnek. Şimdi İran hududumuzun büyük kısmını bitirdik. Onu da inşallah bu sene bitireceğiz. Ve şimdi bundan sonra da Irak sınırımızı aynı şekilde getireceğiz. Kesinlikle şunu açık net söylüyorum yani. Hudutlarımızdan girmek mümkün değil. Yani 9-10 tane ülke şu anda bizim hudut güvenlik sistemimizi birebir kendi ülkesinde yaptırmak için bizlerle görüşüyorlar. Teknik açıdan mı teknik bir, açıdan iyi bir düzeye ulaştığını düşünüyorsunuz, ifade ediyorsunuz? Ama bu şu demek değil. Efendim tedbirin sonu yok. 10 tane tedbir alırsın. Tabii ki 11.yi de alırsan çok iyi bir şey. Evet. 12.yi de yaparsan çok çok daha iyi bir şey. Dolayısıyla ama biz görebildiğimiz kadarıyla şu anda hudutlarımızda aldığımız tedbirlerle hudutlarımızdan girmek mümkün değil. Fakat karşıdan gelen insanlar, binlerce kilometreyi aşıp gelen insanlar, adam sadece ya öleceğim diyor, çünkü geri dönüş diye bir şey yok. Ya geçeceğim ya öleceğim. Bu durumdayken biz hiç kimseyi buralardan sokmamak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Evet. Yaklaşık şu anda hudutlarımızda 60 bin civarında kahraman 7x24 görev yapıyorlar. Evet. Ve görmek isteyen her arkadaşımız için de hudutlarımız açık. Peki efendim. Efendim şu ana kadar gerçekten terörle mücadele konusunda önemli notlar paylaştınız. Türkiye'nin kararlılığını ortaya koydunuz. Bir de hani bizim gazetecilikte manşet dediğimiz bir şey var ya Sayın Bakan. Bu bölümü bir manşetine atalım. Yani kararlılığınızı güçlü bir şekilde vurgulamak adına belki son bir değerlendirme yapmak istersiniz bu bahisle ilgili. Çünkü yani terörle mücadeledeki en büyük tabii kayıp şehitlerimiz ve insan kaynağımız. Bu insanları geri getiremeyiz. Ben bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza. Ama bir ekonomik tablo da var. Yani ben zaman zaman kendi çapımda oturup hesaplar yapıyorum. Bazen 500 milyar dolar buluyorum, bazen 700 milyar dolar buluyorum. Korkunç rakamlar. Yani Türkiye'nin kaynakları bir taraftan da. Bütün bunları değerlendirecek böyle bir manşet ifadesi ne çıkarabiliriz acaba buradan? Yıllardır kullandığımız aslında bir motto diyelim. Bence gene en uygunu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecektir. Şimdi bir taraftan da Sayın Bakan, yani orta her tarafta çatışma var. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya, yani güzel tarafları çok ama bir de çatışmalar var. Yani İran, Irak, Suriye dünyanın en istikrarsız ülkeleri arasında. Hemen güneyimizde devam eden, Filistin'le İsrail arasında devam eden bir çatışma. Ukrayna, Rusya. Bizim güvenliğimizi nasıl etkiliyor? Yani bir taraftan da askeri harcamalar boyutu var bu işin. Biz kendimizi korumak adına nasıl bir tutum içindeyiz bütün bu? Yani bu alev çünkü bir yerde sıçrayıp bizi de içine çekebilir. Yani öyle bir şey olur ki Karadeniz'de veya Orta Doğu'da değil mi? Yani bundan doğrusu endişe duyuyoruz. Ne dersiniz Sayın Bakan? Şimdi tabii Hakan Bey, bizim coğrafyamıza baktığımız zaman biz dünyanın en pahalı ülkesinde, toprağında yaşıyoruz. Hangi açıdan söylüyorsunuz bunu? En pahalı. İşte 60 milyon turist geliyor, efendim 7 iklimi
yaşıyoruz. Efendim aynı günde yüzüyorsun, yarım saat sonra kış tatilini yapıyorsun, oradan iniyor. Yani dolayısıyla bizim topraklarımız çok değerli. Tabii böyle olunca da bela da hep başımızda. Bu da silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik kuvvetlerimizin, sürekli ilgili kurumlarımızın, dışişlerimizin, istihbaratımızın sürekli olarak hazır olmasını gerektiriyor. 7/24, 365 gün ülkemizin güvenliğine ne katkıda bulunabiliriz? Bu gece ne yapmamız lazım? Yarın daha durumu geliştirmek için neler yapacağız? Bunları düşünüyoruz. Bu ülkemizin durumu. Bir de bölgemiz var. Bölgemiz de Orta Doğu. Yani bir tarafımızda Rusya-Ukrayna savaşı, bir tarafımızda işte şimdiki bu İsrail, Orta Doğu, Güney Orta Doğu'daki Lübnan'ı da içine katan bir içine alabilecek dizi şeyler var evet, yani. Evet, evet. Tehlikeler var. Filistin'deki dolayısıyla olaylar. Ha bunlar bizi nasıl etkiliyor? Biz zaten sürekli hazır olduğumuz için aslında çok fazla bizi hani günlük yaşantımızı etkileyen çok fazla bir şey yok. Çünkü zaten her gün hazırız. Evet. Bütün silahlı kuvvetlerimiz, bütün güvenlik kuvvetlerimiz, istihbaratımız, dışişlerimiz. Dışişleri Bakanımıza bakıyorsunuz, 3 günde 4 tane ülkeyi geziyor. Mecbur. Çünkü hem ülkemiz hem bölgemiz bunları gerektiriyor. Dolayısıyla bunda da herhangi bir problem görmüyorum ben. Yani bizim zaten sürekli hazır olduğumuz için kara, deniz, hava. Efendim bu şu anda devam etmekte olan İsrail'in Gazze'deki operasyonları, bir Hamas boyutu var, bir genel çap, genel çerçevede bir Filistin meselesi, hadisesi var uluslararası boyutta. Bir de tabii Türkiye'nin ben de yani yardım tarafını sormak isterim. Türkiye insani yardım götürmeye çalışan ve bu çatışmaların, savaşın durması için gayret eden ülkelerden bir tanesi taraflar nezdinde. İnsani yardımlar anlamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve kamu kaynaklarının kullanıldığı operasyonlar noktasında neler yapılıyor? Bir kısa onu özetleyelim. Evet. Bir de belki şuna dikkat etmek lazım. Yani geride bıraktığımız süreçte bir Mavi Marmara hadisesi de yaşandığı için ve bunun farklı boyutlarıyla onarılması ciddi de bir zaman aldı. Yani hayatını kaybeden insanlar oldu. Üzücü boyutları olan da bir hadise. İyi niyetle yardım götürmeye çalışan kişiler, kurumlar ve örgütler olabilir. Ama bunlar acaba Devlet Dışişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ile irtibat halindeler midir? Yani münferit bir takım yapılacak olan yardımlar iyi niyetle yola çıksa da bazı olumsuz sonuçları beraberinde getirebilir mi? Bu konuda bir değerlendirmeniz var mı? Bir uyarınız veya bir görüşünüz var mı? Bunu almak isterim. Evet, teşekkür ederim. Yani biz hani geçmişte belki bir böyle üzücü bir hadise yaşanmış olabilir. Ama şu anda özellikle Türkiye, yani Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki hassasiyetini bütün dünya biliyor. Eğer bir yerde bir sorun varsa, bir mazlum varsa mutlak surette Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mutlaka onun yanında. Yani bunun aksini dünyada hiç kimse iddia etmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Nitekim bu Gazze'de de aynı şekilde Filistin'le ilgili olaylar başladığı zaman ne zaman ki çocuklar, kadınlar, hastaneler vurulmaya çok yıkıcı bir şekilde insanlığın kabul edemeyeceği görüntülerle bunlar başladığı zaman Türkiye olarak biz derhal Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu yardım faaliyetlerine başladık. Biz 19 tane uçağımızla asker uçağımızla ilk yardım malzemelerini götürdük ve oradaki yaralıları getirdik. Onların refakatçılarını getirdik. Mısır üzerinden yapılan operasyonlar değil mi? Mısır üzerinden ağırlık yapılanlar olarak. Bunlar. Efendim aynı şekilde Türk Hava Yolları'nın uçaklarıyla yine oradaki hem kendi insanlarımızı taşıdık. Evet. Ve 9 tane büyük gemiyle de binlerce ton malzemeyi oraya götürdük. Dolayısıyla bu tabii geçmişte özellikle hiç hak etmediğimiz şekilde Türkiye'nin efendim yok şu konuda da yardım devam ediyor, yok bilmem ne de oraya
ihraç ediliyor. Yani bunları kabul etmemiz söz konusu değil. Türkiye hükümeti başında Cumhurbaşkanıyla ne yaptığını %100 bilen, nerede neleri kullanacağını bilen insanlar çalışmalar alanına devam ediyorlar. Böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz ve yani çok aşırı şekilde de kınıyorum bunları. Hala peşinde düşen, kovalayanları da aşırı şekilde kınıyorum. Efendim, bu bulunduğumuz odada, salonda Türkiye'nin genellikle milli kaynaklarla geliştirdiği veya geliştirmeye çalıştığı sistemler var. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Hakikaten kamuoyunda da önemli bir gurur vesilesi oldu, bir motivasyon kaynağı oldu. Bir taraftan da tabii hava kuvvetlerimizin ihtiyacı olan, yani yaşanan hadiseler hava kuvvetlerinin güçlü olmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin kullandığı savaş uçakları da belli bir yaş aralığına ulaştı. Yeni sistemlerin tedariği noktasında da bazı görüşler var. Eurofighter, Avrupalı bir konsorsiyum tarafından üretilen dünyanın önemli savaş uçaklarından bir tanesi. Türkiye'nin bu uçakları almak istediğini siz özellikle bizzat değerlendirmiştiniz. Bu uçakların alımına ne kadar yaklaşıldı? Bir, iki, Almanya'nın bu konuda bir isteksizliği, bir gönülsüzlüğü, çekincesi olduğu biliniyor. Sayın Steinmeier, Almanya Cumhurbaşkanı da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Acaba izlenimler nedir? Bu engeller aşılabilecek mi? Türkiye öngörülebilir bir zaman dilimi içinde Eurofighter uçaklarını alabilecek mi? Tabii biz Türkiye olarak, yani Eurofighter sadece Almanyalı dostlarımıza ait bir şey, evet, bir uçak değil. Almanya üreticilerden bir tanesi. Konsorsiyum işte, İngiltere var, İspanya var. Dolayısıyla böyle bir uçağı biz almak istiyoruz. Başından beri de ifade ediyoruz bunu zaten. Ve Alman dostlarımızın bir takım tabii böyle kendi kendilerine takıldıkları noktalar var. Efendim şunu veremeyiz, bunu yapamayız, edemeyiz gibi. Tabii bunu bizim aynı bir NATO gibi bir teşkilatın üyesi olarak, iki üyesi olarak bizim böyle bir şeyi kabul etmemiz söz konusu değil. Asla kabul etmiyoruz ve kabul etmediğimizi de her defasında dostlarımızla paylaşıyoruz. Ben şahsen kişisel olarak inanıyorum kısa bir süre sonra çözüme ulaşacak bu konu diye. Öyle mi efendim? Evet, öyle. Yani son dönemdeki izlenimleriniz bu kanaatinizi güçlendirdi mi son dönemdeki izlenimler? Özellikle Suudi Arabistan'a Eurofighter'ların verilmesi de belki bir başlangıç olabilir. Evet. Çözüleceğine inanıyorum. Çünkü aksi takdirde işte Rusya-Ukrayna savaşında görüyoruz. Yani Avrupa'daki dostlarımız bütün mühimmatını bitirmiş durumda. Nasıl kendi mühimmatlarını tamamlayacağını düşünüyor şu anda. Efendim, şimdi bir taraftan Yunanistan, Türkiye F-35 programından çıkarıldı. Program ortağıydı. Yunanistan ise bu uçakları satın almak için başvuruda bulundu ve 2028 belki 2029 bandında bu uçakların alabilecekleri değerlendiriliyor. Yunanistan'ın bu uçakları alması durumunda Ege'de veya genel olarak iki ülkenin hava güçleri arasında bir dengesizlik, Türkiye'nin aleyhinde bir durum ortaya çıkar mı? Ne dersiniz? Çünkü 5. nesil bir uçaktan bahsediyoruz. Evet, evet. Ve şöyle efendim, Yunanistan bu uçakları aldığında büyük ihtimalle Türkiye'nin 5. bir nesil uçağı henüz devreye girmemiş olacak. Çünkü Kaan'ın 5. nesil özelliklere sahip olması biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. Evet. Evet. Değil mi? Doğru. Doğru. Şimdi biz şöyle bakıyoruz olaya. Tabii Yunanistan'da NATO'nun bir üyesi, efendim F-35 alıyor, alsın. Yani memnun oluruz. Ama F-35 tek başına bir yani Ege'de Türkiye'ye karşı bir yetenek değildir. Bunu herkesin iyi anlaması lazım. Bu yanlış değerlendirilen bir şey mi? Kesinlikle. Tek başına çünkü F-35 aldığında bütün denge böyle Yunanistan'a şey geçer gibi bir şey böyle var. Böyle bir şey olamaz. Bu aynı zamanda bize Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir hakaret olarak algılıyorum ben şahsen. Yani böyle bir şey olamaz. Ben bir F-35 alacağım. Evet, her şeyin hakim olacağım. Böyle bir şey kabul edilemez. Yani ama tabii ki bir NATO üyesi Yunanistan, F-35 sahip olursa memnun oluruz NATO üyesi olarak. NATO ittifakının güçlenme, topyekün güçlenmesi anlamında söylüyorsunuz onu. İkili ilişkiler kesinlikle anlamında değil. Evet. Ayrıca kendi Kaan'ımız geliyor. Yani biz kendi uçağımıza bekleyeceğiz, sorun yok.
Bu ayrıca Amerikalı dostlarımızla yarın öbür gün F-35 konusunda nasıl bir gelişme olacağını da bilmiyoruz. Ha, hala bir açık kapı var yani, o, gibi değerlendirebilir miyiz yani, efendim? Bilmiyoruz. Ha, hala masada diye tabii bakılabilir yani, mi? Öyle, tabii ki. Evet. Önemli tabii bu ifadeleriniz. Bu arada bir parantez açayım. Sayın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis yakın bir zamanda Türkiye'ye bir ziyarette bulunacak. Evet, evet. Son dönemde iki ülke arasında da ilişkilerin böyle daha iyi olduğu bir dönem görece olarak görülmekte. Bir taraftan sizin çünkü askeri kanatta da, yani Milli Savunma Bakanlığı arasında da görüşmeler var. İlişkilerin geleceği açısından olumlu bir hava var mı? Umutlu musunuz? Bir taraftan yani benim gençliğim it dalaşı haberlerini aktarmakla geçti. Dogfight'larla Ege'de. Bu yorucu bir şeydi hakikaten ve tehlikeli de bir şeydi. Yani uçaklardan birinin düşmesi durumunda veya vurulması durumunda sıkıntı büyüyebilirdi vesaire. Şimdi bunlar geride kaldı mı? Bir güven ilişkisi var mı? Yani keşke, gönül ister ki iki ülke hiç askeri olarak da bir karşı karşıya gelmese. Yani iki değil mi, Ege'nin önemli ülkesi, bölgenin önemli ülkesi. Biraz yani ben fazla mı iyimser bir tablo çiziyorum acaba? Yok. Bence güzel şeyler söylediniz. Şimdi biz tabii şöyle bakıyoruz. Bugün dünyada savaş tabii çok zor ve her bir savaş ayrı bir yıkım demek. Yani biz hiçbir dostumuzla, komşumuzla biz kötü bir ilişkiyi arzu etmiyoruz. Bunu her fırsatta da ifade ediyoruz. Ama bu şu demek değil. Efendim, milli çıkarlarımızı biz unutacağız. Evet, efendim, dost yani böyle bir şey söylemiyoruz tabii. Ama anlaşabileceğimiz hususlar da var. Önce bunları bulalım. Bizim derdimiz bu. Güven artırıcı önlemler diyoruz. Güveni bir artıralım, aramızdaki güven bir artsın önce. Sonra öbür görüşülmesi gereken konulara da sıra geldiği zaman tabii ki görüşülecek. Yani efendim, biz artık güven artırıcı önlemlerle şu anda sadece dostluğu geliştirmek için uğraşıyoruz. Öncelikle diyoruz, konuşulabilecek, karşılıklı anlaşabileceğimiz konularda konuşalım. Yani illa biz her gün Ege'de bir faaliyet yapmak zorunda değiliz. Ama işte dediğim gibi, yani bu milli menfaatlerimizden de taviz veriyoruz, taviz vereceğiz. Böyle bir şey de yok. Efendim, Ege meselesi belki daha az korkutuyor insanları ama asıl kaygı Kıbrıs mı acaba? Yani Kıbrıs daha çetrefil, daha karmaşık bir konu mu? Çünkü şundan ötürü, yani Avrupa Birliği'ne üye yapıldı 2004 yılında genişleme programında. Evet. Türkiye'nin itirazlarına ve bazı uluslararası hukuk tartışmalarına rağmen. Dolayısıyla asıl konu orası gibi mi görünüyor size göre? Daha zor olan yani, veya yani daha umutlu olduğunuz bir tarafı varsa eğer. Bence şöyle Hakan Bey, yani şu andaki Kıbrıs'taki bizim konumumuz, oradaki Türk kardeşlerimizin konumu bence gayet olumlu pozisyonda. Neden? Çünkü anlam planında Avrupa Birliği bize ne dedi? Oradaki Türklere ne dedi, herkese, iki topluma da? Kardeşim dedi, bir referandum yapacağım. Doğru mu? Evet. Bu referandumda evet diyeni Avrupa Birliği'ne üye yapacağım, hayır diyeni yapmayacağım dedi. Evet, bunun sonunda bizim Türk toplumu, Türk kardeşlerimiz evet dedi. Rum toplumu da büyük bir çoğunlukla hayır dedi. Evet. O HİK pankartlarıyla çıktı. Evet. Peki bunun sonunda ne oldu? Avrupa Birliği hayır diyen adamları Avrupa Birliği'ne üye yaptı ve bizim Türk kardeşlerimizi dışladı. Tamam. Şimdi orada 50 senedir, bu sene 50. yılı biliyorsunuz. 50 senedir huzur var. Türk ordusu o zaman 74'te oraya gitti. Aslında biz Rum tarafına da huzuru getirdik, istikrarı getirdik. Bakın 50 senedir adamlar şimdi habire kalkınmakla uğraşıyor. Kalkınmakla uğraşıyor. 50 senedir bir herhangi bir çatışma olmadı, bir savaş olmadı. Dolayısıyla hem kuzeye hem de güneye biz huzuru ve istikrarı getirdik. Şimdi tabii Kıbrıs bizim milli meselemiz. Bundan vazgeçmemiz mümkün değil. Kıbrıs'la ilgili artık efendim, yok konfederasyon, yok federasyon, böyle bir şey, bunlar geçti. Bunlar geçti. Eşit, egemen, iki devletli bir uygulama orada olursa ancak böyle bir şekilde çözüm bulunabilir. Onun dışında başka bir çözüm biz
kabul etmiyoruz. Çünkü Avrupa Birliği'nin zaman zaman gerek açıklamaları, onlar gerek raporları. Onlar sözü 2004'te söylediklerini yuttular ve şimdi o sözler orada kaldı. Efendim, burada çok önemli, ben burada TB2 görüyorum, Kaan var orada, efendim Uydu Akıncı var orada. Akıncı var. Efendim, Aksungur var, uydumuz şu var. Tarafta orada. Gürkuşu, Gökbey var. Evet. Gürkuşu görüyorum orada. Evet. Aşağıda genel maksat helikopter var, Anka var. Anka var orada. Tabii Anadolu var efendim. Anadolu, evet, Anadolu son önümüzde duruyor. Türkiye'nin en büyük tarihinde geliştirdiği deniz platformu. Evet. Çok amaçlı bir. İnşallah şimdi daha büyüğünü yapıyoruz. Ona ihtiyaç var mı efendim gerçekten? Ya Hakan Bey, yani bunu siz sormayın bari. Hayır, ama bir dakika, şöyle sorumu şöyle genişleterek sorayım efendim. Şimdi çok pahalı bir şey, evet, uçak gemisi yapmak. Önemli bir kabiliyet kazandırdığına şüphe yok. Ama bizim mevcut uçaklarımızın, yani dikine inip kalkabilen uçak, yani F-35B yapacağız programından çıktıktan sonra. Yapacağız. Tamam. Lütfen size anlatın efendim. Yani ihtiyaçlar noktasında şimdi baktım şöyle, ben. Yani kaynakları önce, verimli kullanmak açısından değerlendirdim. Şöyle bakalım, müsaade ederseniz lütfen, Hakan Bey. Buyurun. Yani Türkiye artık kabına sığmayan bir ülke. Bir kere bunu görmemiz lazım. Yani biz artık şimdi bizim bir ucumuz Somali'de, tamam mı? Bir ucumuz Bosna'da, bir ucumuz Azerbaycan'da, bir ucumuz Orta Asya'da kardeşlerimizle beraber. Ve biz her halükarda artık bütün bu kardeşlerimize de erişebilecek ortamla yaratmamız lazım. Her ortam. Dolayısıyla mesela pahalılık. Şimdi Kaan, mesela 40 tane Kaan'ı yapmaktan daha ucuz. Yeni uçak gemisi mi? Evet. Daha ucuz. Yani Kaan'ın tanesine 80 milyon dolar değil mi efendim? Yani yaklaşık daha değil ucuz mi? Çünkü biz kendimiz yapacağız. Kendimiz yapacağız. Satın almıyoruz. Anadolu, her tıpkı şeyini Anadolu biz yapacağız. Gibi. Her şeyi. Her şeyini biz yapacağız. Ve buna ihtiyacımız var. Mesela işte şimdi Afrikalı kardeşlerimiz, dünya kadar Afrika ülkesi şu anda Cumhurbaşkanımızla görüşmek için bekliyorlar. İnan bana. Evet. Ve bunlar bizle, Türk kardeşleriyle her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade ediyorlar. Biz de onlara tabii yardım etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Türk ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetlerine her şey gerekiyor. Efendim, yeni uçak gemisinin üzerine inebilecek TB3 dışında ve Anadolu'ya da tabii TB3 ki hazırlığı var ya, fighter, savaş uçağı olacak mı Türkiye'nin yeni uçak gemisinin elbette üzerine inebilecek? Olacak. Elbette ki olacak. Mesela siz Kızıl Elma'yı ne yapıyorsunuz? Kızıl Elma uçak değil mi? Uçak efendim. Çok hem de en iyi uçak. En iyi uçak. Çok başarılı bir ekip çalışıyor arkasında. Kesinlikle. Yani Baykar'ı, yani kesinlikle, sadece Kızıl Elma değil, işte Akıncı burada, taarruzi SİHA, TB2 ve TB3 rüştünü yani Libya'dan Kafkaslara kadar geniş bir coğrafyada, kesinlikle, ispatladı. Bütün mühendislerimizi kutluyorum yani, bu vesileyle. Sağ olun. TUSAŞ'ta da tabii, yani Kaan için yani, ben yani hem Le Bourget'de hem Farnborough'da onlarla birlikteydim mühendislerimizle. Çok sayıda kadın mühendis çalışıyor Sayın Bakan. Çok takdire şayan çok, yani. Yani bir de bu müsaadenizle yani ben bu savunma sanayimizde çalışan bütün o emekçi kardeşlerimizin hepsine samimi söylüyorum, ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ülkemiz adına çok büyük çalışmalar yapıyorlar. Evet. Çok iddialı çalışmalar yapıyorlar. Ve inanıyorum ki her tuttukları işin de en üst seviyeye çıkaracak şekilde de hepsi yeteneğe sahipler. Evet. Bir taraftan tabii Aselsan, Türkiye'nin abi, büyük kapasitesi, Roketsan var. Onlar var. STM bir de var. Daha isimsiz kahramanlar var. Evet. OSB'lerimizde. OSB'ler var. Yani burada tabii Sanayi Bakanlığımıza da çok hakikaten kutlamak gerekiyor. Bu OSB'lerimizle şu anda binlerce ufak şirket bütün bu alt yüklenici olarak bizim işte Roketsan'ımıza, Aselsan'ımıza, efendim Havelsan'ımıza hepsine alt yüklenici olacak binlerce şirket gece gündüz çalışıyorlar. Önemli bir ihracat başarısına ulaşıldı. Çok. Türkiye dünyada en fazla İHA SİHA ihraç eden ülkelerden biri. Hem TUSAŞ'ın hem Baykar'ın önemli bir SİHA İHA üretme kapasitesi, kesinlikle, var. Daha çok kısa süre önce Sarsılmaz'ın ürettiği tabancalar, silah sistemleri Amerika'da tabii, özel kuvvetler tabii, tarafından tabii, kullanılmaya tabii, başlandı. Tabii, yani tabii, küçük silahlardan büyük platformlara evet, kadar. Evet. Şimdi ben
uçak gemisine ihtiyaç var mı diye girdim. Siz de açıkladınız aslında. Evet, yani evet. Türkiye'yi eski Türkiye'nin ihtiyaç ve kesinlikle beklentileriyle belki değerlendirince yani bu pahalı mı, gerek yani, var mı diye bakılabilir. Ama yeni zaman, modern zamanlarda şimdi Somali ile yapılan çok önemli bir anlaşma var. Evet. Libyalı kardeşlerimiz orada. Evet, bir taraftan Libya'ya gidildi. Yani çok kritik bir zamanda bir takım başka ülkelerle de işbirlikleri var. Böyle bakılırsa bunun yanıtını vermek daha sağlıklı olur diyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Efendim Kaan'la ilgili son durum nedir? Bir heyecan yaratıyor, merakla bekleniyor. Kaan tabii ki önümüzdeki beklentilerimizden, ciddi beklentilerimizden bir tanesi. Gayet faaliyetler, çalışmalar gayet olumlu gidiyor. Beklediğiniz hızla gelişiyor mu proje? İnşallah, evet, evet. Evet. Tabii bize sorarsanız yani silahlı kuvvetleri yarın sabah almayı arzu ederiz hemen ama istersiniz. Tabii beklemeyi de bilmemiz lazım. Evet. Çünkü zor bir şey böyle bir uçağı yapmak. Tabii. Efendim F-16 konusunda bir pürüz kaldı mı? Yani yeni F-16'ların alımı ve modernizasyon kitlerinin teslim edilmesi. Yani şu anda F-16'larla ilgili Amerikalı dostlarımızla bütün görüşmelerimiz çok olumlu şekilde devam ediyor. Herhangi bir problemimiz yok. Efendim Türkiye'deki bir takım askeri tesislerin ve üslerin kullanımı ve uluslararası krizlerdeki rolleri noktasında bazı tartışmalar var. İncirlik üssünün statüsü, adı, nitelikleriyle ilgili bir durumu netleştirelim. Bir kafa karışıklığı oldu son dönemdeki tartışmalarla. Evet. Ve her seferinde de gündeme geliyor zaten. Ne zaman bir hadise çıksa bizim coğrafyamızda. Son durumu nedir? Adı nedir? Statüsü nedir? Evet. Teşekkürler. Yani şimdi İncirlik şu anda gerçek ismi 10. Ana Jet Üs Komutanlığı. Bu daha önce orada sadece tanker uçaklarımız vardı. Dolayısıyla orası 10. Tanker Üs Komutanlığı'ydı. Fakat bu Suriye olayları başladıktan sonra ve İncirlik'e biz de F-16'larımızı getirdik, konuşlandırdık. Ve dolayısıyla aslında bunu geçen sene yayınladık biz, açıkladık ama şu anda gerçek ismi 10. Ana Jet Üs Komutanlığı. Statüsü ve faaliyet muharip, alanları tamamen muharip savaş uçaklarının da konuşlandırıldığı bir yer. Evet. Türkiye Cumhuriyeti tarafından idare edilen, kontrol edilen ve yönetimi Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan bir üstür. %100 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurallarının, kanunlarının ve uygulamalarının geçerli olduğu bir üstür. Yani bu bir Amerikan üssü veya bir asla NATO üssü hiçbir zaman olmadı. Değil. Hiçbir zaman olmadı. Tamamen Türkiye'nin yönetiminde bir üstür. Efendim, Kaan'ın geliştirilme projesi dünyada bazı ülkeler bu tip uçakları ortak bir platform şeklinde, daha doğrusu ortak bir konsorsiyumla geliştiriyorlar. Eurofighter Typhoon bunlardan bir tanesiydi. Biz de Kaan'da böyle bir işbirliğine dost ve müttefik ülkelerle, belki İslam ülkeleriyle yahut Türkiye Cumhuriyetlerle hazır mıyız, ister miyiz böyle bir şeyi? Kesinlikle hazırız. Hakan Bey, şöyle söyleyeyim. Yani biz başından beri bütün dost, kardeş ve müttefik ülkelerin hepsine bu konuda açık olduğumuzu rahatlıkla kendilerine ifade ediyoruz. Onlar da biliyor. Hatta şu anda bu faaliyetlere katılmak arzusunda olan 4-5 tane dost, kardeş ülkenin olduğunu da biliyorum. İnşallah çok daha büyük bir aile olacağız. Yani çünkü projeyi hızlandırabilir, tabii zenginleştirebilir, yeni pazar yani ihraç edilebilir belki değil mi? Tabii. Çünkü yani bu saydığım ülkeler arasında mesela Malezya ve Endonezya gibi ülkelerin bir havacılık kültürü de var. Belli bir olgunlaşmış birikimleri de var. Ama başka ülkelerde olabilir var. Tabii ki değil mi? Tabii tabii. Efendim Türk Hava Yolları Türkiye'nin dünyadaki en önemli markalarından biri. Evet. Taşıdığı yolcu sayısı ve kapasitesiyle de hakikaten büyük bir başarı hikayesi ortaya koydular. Yeni uçak İstanbul'daki yeni havalimanının büyüme kapasitesiyle beraber filolarını da büyütüyorlar. Bu çerçevede Airbus ve Rolls-Royce ile bir çalışma grubu oluşturuldu, bir anlaşmaya varıldı. Acaba buna benzer uluslararası ortaklıkları nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin bilgi birikimi kapasitesine nasıl bir katkı veriyor? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ben tabii öncelikle Türk Hava Yolları ile ilgili bir şey söylemek isterim. Yani bizim en önemli dünyadaki markamız aslında. Ben bütün o yöneticilerin hepsini kutluyorum. Bugüne kadar tabii bu Türk Hava Yolları'nın bugünkü büyüklüğe erişmesi aslında bütün dünyada Türkiye için en büyük reklam aracımız. Yani bugün Avrupa'dan Afrika'ya gitmek istiyorsanız mutlaka İstanbul'a geleceksiniz. Evet. Ve Türk Hava Yolları ile gidip tekrar İstanbul'a geleceksiniz ülkenize gitmek için. Böyle bir durum var. Çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Çalışmalarını keyifle izliyoruz.
Bu büyüme politikalarını da şiddetle destekliyoruz. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Rolls-Royce'la ilgili faaliyetleri, Eurofighter'la ilgili faaliyetlere de çok olumlu olduğuna inanıyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde daha Türk Hava Yolları'nın güzel hikayelerini dinlemeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü efendim Türkiye'nin şirketleri mesela TUSAŞ hem Boeing'i hem Airbus'a parça üreten, yolcu uçaklarını parça üreten. Kesinlikle. Türkiye Airbus A400M askeri kargo nakliye uçaklarının önemli bir üretim ortağı. Ve de biz bu uçaklardan aldık. Belki daha da çok almak ister miyiz bilmiyorum. İhtiyacımız sanki olacak gibi görünüyor değil mi efendim? Alacağız. Çünkü inşallah. Değil mi? Yani biz büyüyen bir ülkeyiz nihayetinde bakıldığı zaman. Hazır buraya gelmişken Rolls-Royce'de motor işbirliği konusunda, jet motor işbirliği konusunda uzunca süredir devam eden bir şey var. Birleşik Krallık'la Türkiye arasında. Bir o konuda gelişme var mı Sayın Bakan? Yani şimdi bu faaliyetler tabii TUSAŞ'la Rolls-Royce arasında, savunma sanayi başkanlığımızla Rolls-Royce arasında faaliyetler yani politik devamlı. Politik anlamda bir şey var mı diye, yani bir olumlu hava her var mı? Her iki tarafından da çok olumlu politik, özellikle politik destek çok fazla. Evet. Aşağıdakilerin de inşallah iyi bir işbirliği olur diye düşünüyorum. Efendim Ankara neredeyse bütün büyük savunma sanayi kuruluşlarımızın üstlendiği bir yer ve büyük de bir üretim kapasitesi var. Ama acaba bu üretimi başka bazı şehirlere yaymak konusunda hem Anadolu'daki istihdamı da teşvik etmek için böyle bir sizin de bir vizyonunuz ve bir öneriniz var mı? Çünkü her şey bir araya toplanmış gibi görünüyor biraz. Bu tabii çok önemli bir konu söylediğiniz. Bu aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir arzusu var bu konuda. Özellikle Anadolu şehirlerine götürebildiğimiz kadar savunma sanayi tesisini götürüp oralardan da yeni bir filizlerin çıkmasını sağlamamız gerekiyor diye zaten Cumhurbaşkanımız bunu defalarca tekrarladı ve inşallah ben umuyorum daha birçok özellikle öncelik belki deprem zede şehirlerimiz olmak üzere öncelikle Anadolu şehirlerimizde böyle bir şehirlerin yaratılmasının çok olumlu olacağını değerlendiriyorum. Efendim kısa bir süre öncesine kadar sorulduğunda artık tankların dönemi kapandı bitti deniyordu. Fakat Rusya-Ukrayna hadisesi öyle bir gerçekliği ortaya koydu ki hala bunlara ihtiyaç var. Evet. Şimdi Fransa ve Almanya'nın yeni bir ana muharebe tankı üretme projesi var. Gelişimleri olacak mı bakalım. Altay ne durumda efendim? Şimdi Altay'la ilgili çalışmalarımız normal planında devam ediyor. Yani orada bir tek bu güç grubuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Onun dışında herhangi bir sorun kalmadı. 250 tane biliyorsunuz işte ilk şeyde 250 tane üretim yapacağız. 85 tanesinin güç grubu Güney Kore'den, o dostlarımızdan alınacak. Onun dışındaki geriye kalan 165 tanesini de Türkiye'de kendi güç grubumuzun tamamlanmasını müteakip kendi güç grubumuzu kullanarak Altay'a inşallah en kısa zamanda yoracağız. Efendim İHA ve SİHA'lar son dönemdeki savaşlarda çok belirleyici oldu. Yani görece olarak daha düşük maliyetli ama netice alan platformlar gibi görünüyor. Türkiye'nin bu konuda bir ciddi bir bilgi birikimi kapasitesi oluştu. Ama yeni bir takım dersler de alıyor muyuz? Biz orada yeni bir takım şeyler öğretti mi bize? Kesinlikle. Bu Ukrayna-Rusya savaşı özellikle ve Orta Doğu'daki yaşanan hadiseler bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapabilir evet, misiniz? Bu tabii Rusya-Ukrayna savaşı hakikaten bu drone savaşlarıyla ilgili diyelim yeni boyutlar getirdi. Ne bu boyut? En önemlisi kamikaze dronlar. Evet. İntihar edebilen yani evet, gönderiyorsunuz evet, intihar evet. ediyor. Kamikaze. Ama operasyon yapıyor. Aynen. Yani işte üretiyorsunuz, içine patlayıcıyı dolduruyorsunuz, gideceği koordinatı yazıyorsunuz ve atıyorsunuz. Çok çok ciddi bir boyut getirdi ve 800 bin 1100 kilometrelere giden şu anda bu kamikaze dronlar var ve bunlar hakikaten büyük her iki taraf için de büyük tehdit oluşturuyor. Evet. Biz o konuda hazırlığımız iyi mi? Tabii ki. Çok. Efendim S-400 Türkiye'nin S-400 kapasitesini donanımını Ukrayna'ya vermesi yönünde bir talep geldi mi bize? Çünkü
bazı patriotları Ukrayna'ya verin diye çağrılar yapılıyor. Rusya'ya karşı kendisini savunabilsin diye. Türkiye'ye dönük böyle bir çağrı var mı? Eğer olursa biz buna nasıl bakarız? Yani S-400 sistemimizi herhangi bir ülkeye vermemiz söz konusu olamaz Hakan Bey. Sizin ben kişisel olarak da bu hava elektronik harp sistemlerine yakın ilgi duyduğunuzu biliyorum. Yani hava SOJ sistemi konusunda da belki bir cümle bir şey söylersiniz. Hava SOJ da aslında mutlaka çok önemli bir faaliyet. Bizim hava SOJ faaliyetimiz devam ediyor. 4 tane Kanada'dan aldığımız Bombardier 6000 uçağımız var. Bununla ilgili olarak da TUSAŞ'taki kardeşlerimiz yoğun Aselsan'la birlikte yoğun faaliyetleri yürütüyorlar. İnşallah 2025 ve 2026'da 4 tane hava SOJ uçağımız hazır olacak. Bunları da tabii bildiğiniz gibi işte düşman ülkesinde diyelim, ülkesindeki radarları ve komuta kontrol sistemlerine elektronik harp olarak saldırı yapıyor. Çok ciddi bir boyut getiriyor yani. Çok önemli. Paradigmayı çok, etkileyen, değiştiren tabii, şeylerden biri değil mi? Çok. Efendim, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Sorbonne Üniversitesi'nde bir dikkat çekici bir konuşma yaptı. Burada güvenlik konularına da değindi. Dedi ki biz Avrupa'ya çok, Amerika'ya çok bağımlı hale geldik. Bu bağımlılığımızı ortadan kaldıracak bir takım adımlar atmamız lazım stratejik olarak. Avrupa'nın, biz böyle bir yöneliminde Avrupa'nın yanında olur muyuz? Biz de böyle bir yapılanmaya girmek ister miyiz? Güvenlik ve stratejik boyutu anlamında söylüyorum. Tabii ki girmek isteriz. Biz zaten Avrupa ordusuna da katılmak da arzu ediyoruz. Çünkü şu anda NATO'nun en büyük ikinci ordusuyuz. Bu Avrupalı dostlarımızın da en azından böyle bir orduyu yanında görmekten büyük bir memnuniyet duyacağını düşünüyorum ben şahsen. Biz de oraya katılmak istiyoruz tabii ki. Efendim, ekonomik zorluklar son dönemde dikkat çekici zorluklar Türkiye'nin savunma sanayi projelerini etkiliyor mu? Tedarik zincirinde, operasyonel düzeyde bakıldığı zaman. Yani şöyle söyleyeyim, tabii biz savunma sanayi destekleme fonumuz var biliyorsunuz. Bu fonu çok ekonomik, verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığımız bu fonu çok iyi bir şekilde yönetiyorlar. Tabii ki yani ekonomik kriz, bir kriz oldu mu mutlaka bir şekilde etkileniyorsunuz. Ama öyle bizim bütün sistemlerimizin etkilendiğini söylemem mümkün değil. Öyle bir şey yok. Efendim, gençlerin harp okullarına ilgisi noktasında ne söylemek istersiniz? Öteden beri vallahi ilgi biz, duyulan tabii, bir Hakan Bey, bildiğiniz gibi yani biz hep asker millet olarak herkes bizi böyle biliyor. Biz de kendimizi böyle biliyoruz. Dolayısıyla Allah'a şükür yani ne askere gelmesi gereken Mehmetçiklerimizden bir zorluk yaşıyoruz. Bugün bütün dünyada Avrupa'dan Amerika'dan tutun her tarafta bu zorlukları yaşıyorlar ama biz Allah'a şükür öyle bir zorluğumuz yok. Üniversitemizde de, Milli Savunma Üniversitemize de katılmak için genç kardeşlerim yoğun bir ilgisi var. Memnunuz yani. Evet. Ukrayna operasyonu konusunda gelinen noktada yani bu savaşın, çatışmanın yakın dönemde sona ereceğini düşünüyor musunuz? Çünkü çok büyük bir yıkım etkisi yarattı insani, ekonomik olarak. Biz de etkilendik. Karadeniz'le ilgili özellikle ben kaygı duyuyorum bazen. Acaba sıkıntılı yani bir şey yaşanabilir mi? Karadeniz'de bir kaygı duyacak bir şey öyle yok mi? Allah aşkına. Mayınlarda dahil mi? Mayınlarda tabii biz şimdi işte en son Romanya ve Bulgaristan dostlarımızla birlikte üçlü mayın karşı tedbirleri grubunu kurduk. Ve Karadeniz'le ilgili olarak onlarla ortak şimdi bu önümüzdeki aydan itibaren ortak hem toplantılara hem de faaliyetlere de başlıyoruz. Yani Karadeniz'i biz sadece bir huzur denizi olarak devam etmesi için elimizden gelen başından beri savaşın, Ukrayna-Rusya savaşının başından beri bu huzur denizinin huzurunu bozmamak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Batılı dostlarımız da saygı gösteriyorlar. Bunu şundan ötürü söyledim. Yani bazı Türkiye'nin batılı müttefiklerinden aşırı bir baskı gelir de Türkiye Karadeniz'de istemediği bir... Geliyor. Oldu bitti. Karadeniz'e gelmek istiyorlar bazı dostlarımız. İyi niyetle de olsa biz yani şu anda
Karadeniz'de sahildar olan ülkelerin Karadeniz'in huzuru, güvenliği için yeterli olduğunu söylüyoruz. Önemli bir değerlendirme. Son sorum efendim. Bu özellikle Moskova ile Ankara arasında Suriye ve Kafkasların güvenliği noktasında, çünkü operasyonel bir işbirliği vardı. Rusya'nın aşırı şekilde Ukrayna'ya müdahil olması, meşgul olması bu süreçleri aksattı mı, etkiledi mi? Yani Kafkaslar ve Suriye anlamında söylüyorum. Bizimle olan işbirliği sürecinde. Yani şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Rusya'nın Suriye'ye etkileri belki biraz ikmal konusunda etkilenmiş olabilir. Çünkü mesela Akdeniz'deki gemi sayısı azaldı. Efendim, oraya ikmal getirmesi için ta Kuzey Denizi'nden, İngiltere'den efendim Akdeniz'i geçerek gelmeleri gerekiyor. Böyle bir zorluk olduğunu düşünüyorum. Onun dışında tabii şeyle ilgili, Kafkaslarla ilgili şu ana kadar böyle bir yoğun bir faaliyetini görmüyoruz. Kafkaslarla ilgili bildiğiniz gibi Azerbaycan, Ermenistan bu son mücadelesinden sonra orada bir ortak merkez kurulmuştu. Rus ve Azerbaycan ve Türkiye'nin üçlü orada çalıştıkları bir ortak merkez kurulmuştu. Bu Rusya'nın talebi üzerine 26 Nisan'da da o ortak merkez kapatıldı. Oradan Ruslar da çıktılar. Biz de oradan ayrılıyoruz. Bir artık, sıkıntı var mı efendim? Hayır, hiçbir sıkıntı yok. Tam tersine onlar da artık oradaki tüm güvenliğin Azerbaycanlı kardeşlerimiz tarafından çok net alındığını gördükten sonra artık böyle bir merkeze de gerek olmadığını düşündüler herhalde ve oradan çıktılar. Sayın Bakan, detaylı bir yayın yaptık. Birçok şeyi konuştuk. Çok teşekkür ederim. Siz de bizim tarafımızdan bakılacak olursa birçok önemli manşet verdiniz. Ama kapanışta da belki bir manşet verirseniz güzel olur diye düşünüyorum. Benim aklıma gelmeyen veya sizin ilave etmek istediğiniz, çarpıcı bulduğunuz bir husus varsa onunla tamamlayalım yayını. Evet. Hakan Bey, ben de çok teşekkür ediyorum. Biz sonuçta şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bölgesinde huzurun, güvenin, istikrarın merkezi olmaya devam edeceğimizi, yine bu çözülecek birçok sorun da bölgemizde Türkiye'nin müzakere masalarının mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve Türkiye ile birlikte olanların bundan sonra kazanacağını, olmayanların da kaybedeceğini açık açık ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok da önemli bir ifadeyle tamamladınız. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi misafir ettiniz ve bizim CNN Türk'te konuğumuz oldunuz. Uzun ve detaylı bir yayın oldu. Değerli izleyiciler, bu yayını izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Özel ve kapsamlı bir yayın oldu. Başkent'te, Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı'nda Sayın Yaşar Güler konuğumuz oldu. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.